Rahmetli Külfinci Hocam derdi ki, şu Allah'ın işine bak ki, imtihan o kadar basit sebeplerle külü hale getiriyor ki, insan az dokunsa var ya, arkasında kopya var. Mesela yumurta, tavuğun arkasından geliyor bak. Arkasından en mükemmel, en mügaddi, içerisinde nesil bereketi olan bir nimet geliyor. Ya ağzından gelse, beynine yakındır, düşünüp bir şey yapıyor dersin. Öyle yerden geliyor ki sebep bu kadar adi, bu kadar zavallı, bu kadar aciz ya. Ama geldiği yerde olmuyor ki. Onu oradan çıkaran bir Allah var. Sebep o kadar adi ve aciz. Mahcubiyet içerisinde ortaya koyuyor ki Ey kulum bu güzel yumurtayı, bu müstesna varlığı sakın oraya bağlama. Onu orada yapıp önüne koyan bir ne var? Rahmet var ya hikmet var. Bütün mahlukata bakın. Bu kaydıyı göreceksiniz. Şu toprağa bakın. Ondan çıkan güle bakın. Aynı mantık. Gül Muhammed aleyhissalatu vesselam, toprak onun neyi? Cesedi. Beşeri hali. Şimdi o güle bakıp da o gülün güzelliğini, kokusunu, rengini, teravetini o toprakta aramak, toprağı araştırmak cehaletten başka bir şey değil ya. Allah'ın ins insanlara vermiş olduğu liyakat ve özelliği, kabiliyetleri onun genetiğinde kromozomlarında, genotipinde, nükleotit bağlarında arayan adam ahmaktır. Evet orada bir plan var ama şuursuz. Şu evin planı var, projesi var. Salonu nereye, mutfağı nereye, girişi nereye, çıkışı nereye tamam. Var plan. Peki evi yapan plan mıdır? Proje midir? Mümkün müdür? Basit bir vesiledir. Hani diyor ya, abi bu senin evin diyor. Mühendis. Bak abi evin Evin bu diyor senin. Öyle değil miyiz arkadaşlar? Oturuyorsun masanın başına. Bu senin dairen diyor. Şurası hol. Şurası dişlerin nefin salon. Burası mutfak. Öyle değil mi? Şurası oturma odan. Şu öyle olsun, böyle olsun. Şimdi göstereyim adam şu kadar kağıtta. Şimdi Allah için şurası salon mu? salon neyi var burada ya? Dört çizgi var dört. Ama o dört çizgi insana Değil mi? Bir salondan, bir evden, bir apartmandan, bir saraydan mesaj veriyor. Mesela bu işte. O çizgi ne yapabilir? Ne taşı taşın üstüne koyabilir? Ne ev özelliğini değil mi? Çıkartabilir. Ama o da olmasa evi izah edemeyeceğiz. İşte Cenab-ı Hak ilmini, hikmetini, iradesini insanlara kabul ettirmek için bazı şeyler koymuş. Kader var, plan var, program var. Ama o çizgiler, o nükleotip bağları, ve kromozomlar o mahlukatı yapanlar değil. Onlar birer harita. O da şuursuz. Haritayı da çizen biri var. Harita da yetmez. Müteahhit lazım. O da yetmez. Malzeme lazım. O canlı devamlı yaşıyor. Yapılmış bırakılmış değil ki. Her an usta iş başında. Aynı anda çekicinizde de aynı anda küreye vuruyor diyor üstadımız. Biz her birimiz canlı bir varlığız. Kainat hareketli. Sabit değil ki. Usta her an iş başında yani. Bir an kainat kendi haline kalsa yok olur. Bir an sonraya geçemez. Sistemi böyle kurmuş. Ama getirip biz bunu yani atomların harekatına, zerrelerin tahrikine veya diyelim ki tabiata, doğaya, deizme isnat ediyoruz. Kainat bir makina, göya usta kurmuş makine çalışıyor. Hay baba maşallah. İşte insanın en büyük yanlışı Allah'ın işini kendi işine benzeteceği için, benzettiği için hatayı da burada yap. Ben mi cihazı kurup çalıştırıp bırakıyorum ya. Sanedik alem de öyle olmuş. Alem her an yenileniyor, her an değişiyor. Benim yaptığım makine sabit duruyor. Onun da hücreler olsa, o da canlı olsa, o da her an değişse ben makinenin yanına ayrılamam ki. O makine hem içinde hem dışında hem sağında hem solunda hem altında hem üstünde her daim bulunmam lazım ki o makine bir hata yapmasın, mükemmel çalışsın. Kainat böyle bir makinat.